Biri Selahattin Demirtaş seçimin startını verdi gibi sevgili izleyenler. Türkiye içinde değil, Türkiye dışında Viyana'da miting yaptı. Kurmuş olduğu cümle, ilk cümleyi duyacaksınız şimdi. Kurmuş olduğu o cümle Türkiye partisiz söylemine çok da uygun değil. Milletvekillerimiz yüksek ovaya girmeye çalışıyor. AKP valisi tankla, tomayla şehrin girişini kapatmış. E Kürtler özellik ilan etmesin, ne yapsın? Yanlış yapan Hakkari milletvekilleri mi? Orada fazla olan Hakkari halkı mı? Atanmış memur vali mi? Fazlalık olan validir. Tabii burada Selahattin Demirtaş yine Türkiye Partisi söylemiyle meydanlarda olacak diye ben tahmin ediyorum. Çünkü geçen sefer bu şekilde oy istemişti. Ha, burada eğer valinin öyle, yani atanmış bir valinin seçilmişleri kente sokmaması gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Olmaması gerekir. Ha, olmaması gerekir. Diğer siyasi partilerin bunu araştırması gerekir. Ama her olumsuz durumda çıkıp da işte özerklik, işte özerklik olmalı. Özerklik olursa bunlar olmaz gibi söylemler. Bunlar, bu gibi söylemler maalesef Türkiye partisiz kavramından veya samimiyetinden, doğru kelime, samimiyetinden uzaklaştırır Selahattin Demirtaş'ı ve HDP'yi. Sadece Kürtlerin partisi olarak, Kürt halkının bir kısmının partisi olarak karşımızda kalır. Burada Kürt Türk önemli değil ama girmiyorlarsa, giremiyorlarsa onun da bir şekilde Hakkari'ye giremiyorlarsa bir şekilde cevap bulması gerekir. Hükümet tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından, Sayın Vali tarafından. Çünkü seçilmiş kişilerden bahsediyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Tüm Kürtler acaba özerklik mi istiyor diye de sormak gerekiyor bu soruyu. Ama her böyle olumsuz durumda ilk kullanılan cümlede, ilk kurulan cümlede bu oluyor sevgili izleyenler.